Kışın uzun ve sert geçtiği, yolların, ağaçların, çatıların bembeyaz karlarla kaplı olduğu bir kasabada yaşardı Ecrin. Kışları kendini sonsuz bir beyazlığın içinde yaşıyor gibi hissederdi. Pencerenin önünde duran koltuklardan birine yerleşip karla bezeli manzarayı izlemeyi çok severdi. Çoğunlukla kedisi de gelir, yerleşirdi kucağına. Kar kaplanı derdi Ecrin kedisine. Tıpkı kendisi gibi karda oynamayı, karlı yollarda gezinmeyi çok seven bir kediydi. Bembeyaz karların üzerinde bata çıka yürürken kulakları dikilir. Gözleriyle bahçeyi tarar. Sonra oradan oraya zıplardı. Ve tıpkı Ecrin gibi dışarıda eğlenip üşüdükten sonra eve gelip ısınmaya bayılırdı. Ecrin pencere başında kurulduğunda o da genelde Ecrin'in kucağına, bazen de ayağının dibine kıvrılırdı. Ecrin her gün en az bir saatini kedisinin eşliğinde pencere kenarında kitap okuyarak ya da önündeki manzaradan bir detayı resmederek geçirirdi. Sabahları okula babasının sürdüğü kar kızağı ile giderlerdi. Kızağı, biri kar beyazı, biri duman grisi iki köpek çekerdi. Kocaman, kalın kürklü, bir o kadar da güçlü köpeklerdi bunlar. Yola çıkmaya hazır, koşmayı seven, sahiplerinin de onlara çok iyi baktığı sağlam köpeklerdi. Yine o sabah da okula gitmeye hazır çocukları görünce köpekler hareketlendi. Onların başını okşayıp kızaktaki yerine geçti Ecrin. Ve herkes kızaktaki yerini alınca köpekler var güçleriyle koşmaya başladılar. Kızakları karların üstünde kayarak yol alıyordu. Bembeyaz karlarla örtülü, uçsuz bucaksız düzlükte, sanki bulutların üzerinde uçar gibi gidiyorlardı. Yüzüne vuran soğuk hava ve bakmalara doyamadığı manzara Ecrin'e çok iyi geliyordu. Ecrin okula varınca ilk iş yine Türkçe öğretmenini buldu. Ona kitabında en son okuduğu sayfaları anlatacaktı. Haftada bir yeni bir kitaba başlıyordu Ecrin. Kitapların, hikayelerin o büyülü dünyasında vakit geçirmek, karlarla kaplı doğayı izlemek ya da resmetmek kadar sevdiği bir şeydi. Tabii okudukça paylaşmak da öyle. Paylaştıkça güzelleşiyordu sanki hikayeler. Öğretmeninin yorumları ve fikirleri Ecrin için yeni düşüncelere, yeni meraklara kapı açıyordu. Ama o sabah Ecrin'i farklı bir sürpriz bekliyordu. Öğretmeni, "Ecrin," dedi. "Sana benim için çok değerli olan bir kitap hediye etmek istiyorum. Bu kitabı bana annem verdi. Ona da kendi annesi vermiş. Zaten bu kitabı da büyük büyük annem yazmış." Ecrin gözlerinin önüne düşen saçlarını elleriyle düzeltip şaşkınlıkla bir öğretmenine bir kitaba baktı. Değişik bir kitaptı bu. Kırmızı renkli deri kapağı yumuşacıktı. Sarı sayfalarının üzerinde eski harflerle yazılmış bir metin, resim gibi, inci gibi akıyordu. Niye böyle bir kitap veriyordu ki öğretmeni şimdi? Ecrin bunu okuyamazdı ki. Ecrin'in şaşkınlığını gören öğretmeni açıklamaya devam etti. Bu kitabı büyük büyük annem, gençliğinde eski harflerin kullanıldığı alfabeyle yazmış. Senin gibi kitaplara ve okumaya meraklı bir genç kıza, senden çok seneler evvel yaşamış, yazmaya sevdalı bir kadın yazardan bir hediye olsun istedim. Kim bilir belki ileride bu harfleri de öğrenir. Bu kitapta ne yazıyor, okuyabilirsin, dedi. Ecrin'in gözleri doldu. Çok kıymetli bir hediye aldığının farkındaydı. Öğretmeninin büyük büyük annesi yazmıştı bu kitabı. Belki de elindeki tek kopyayı da Ecrin'e veriyordu.
öğretmenine çok teşekkür edip bu değerli hediyeye iyi bakacağına söz verdi. Bütün günü kollarının arasındaki yeni kitabıyla geçirdi. Zaman zaman açıp sayfalarına baktı. Zaman zaman kırmızı deri kapağını sevdi. Farklı alfabeler, farklı diller öğrenince ne kadar başka kitaplar okuyabileceğini daha iyi anlıyordu bu değerli kitaba bakarken. İlk fırsatta yeni bir dil öğrenmeye karar verdi. Okul bitince yine her zamanki gibi ablası ve kuzenleriyle eve gitmek üzere okulun kapısında onları bekleyen kızağa yerleştiler. Kızak karların üstünde ilerlerken Ecrin farklı dilleri, harflerin bile farklı gözüktüğü alfabeleri düşünüyordu. Kim bilir hangi dilleri öğrenecek, öğrendikçe ne kadar mutlu olacaktı. Kolay olmayabilirdi tabii yeni bir dil öğrenmek, farklı alfabeleri çözmek. Ama zorlukları aşmanın getirdiği mutluluk da bambaşka değil miydi? Kesinlikle değerdi emeğine. Türkçeden başka dilleri de öğrenecekti. Kendini bu düşüncelere kaptırmışken birden esen sert rüzgar elinde tuttuğu kitabı kapıp götürdü. "Baba, kızağı durdur," diye bağırdı Ecrin. Kitabımı düşürdüm, onu almam gerek." Babası hızlı bir hareketle köpekleri, böylece de kızağı durdurdu. Ecrin bir çırpıda atladı kızaktan. Bu moladan istifade karların üzerinde yuvarlanmaya başlayan köpekleri ardında bırakarak rüzgarın ormanın derinliklerine doğru uçurduğu kitabının peşinden koşmaya başladı. En nihayet ileride bir ağacın dibinde gördü kitabını. Tam uzanıp alacakken güçlü bir rüzgarla yine havalandı kitap. Genişçe bir ağaç kovuğuna girdi ve gözden kayboldu. Ecrin eliyle kovuğu yokladı ama kitabına ulaşamadı. Ağaç kovuğunun içine sığabileceği kadar geniş olduğunu fark edince içine girmeye karar verdi. Kitabını mutlaka geri almalıydı. İçeri girince kovuğun tahmin ettiğinden çok daha büyük olduğunu gördü. Küçük yuvarlak canlı bir odanın içindeydi sanki. Ama kitabı neredeydi? O ilerledikçe kovuk genişledi. Genişledi. Birkaç adım sonra kovuğun bir çıkışı olduğunu gördü. Kitabının orada olacağını umarak kovuktan çıkan Ecrin, gördüğü manzara karşısında kala kaldı. Ağacın içinden bir odaya geçmişti. Oda değil, bir kütüphaneydi burası. Rafların yerden tavana kadar yükseldiği, içinde yüzlerce, belki de binlerce kitabın ve boş kalan birkaç duvarda büyüklü küçüklü tabloların asılı olduğu kocaman bir odanın içindeydi. "Ne kadar çok kitap var burada," diye geçirdi içinden. Hayatında hiç bu kadar kitabı bir arada görmemişti. Boy boy, renk renk kitap vardı burada. Kimisi Ecrin'in kitabı gibi eski görünüyordu. Kimisi pırıl pırıl, yepyeni. Kendi kitabı da işte yerde, odanın ortasına serilmiş büyük bir halının üstünde duruyordu. Gidip aldı, kontrol etti. Kitaba bir zarar gelmediğini görünce rahatladı. Artık kızağa geri dönmeliydi. Ama gözlerini raflardaki kitaplardan alamıyordu. Ne olduğunu da anlayamamıştı. Neredeydi sahiden? Buraya nasıl gelmişti? Dönüp arkasına bakınca bu odaya bir şöminenin ağzından girdiğini gördü. Bu sihirli şömineyi inceledi. Yeşillerle, sarılarla boyanmış, yuvarlak hatlı bir şömineydi bu. Şöminenin üstündeki duvarda büyük mor renkli bir kedi ve hemen yanında da yine kedinin boyutlarında bir çiçek resmedilmişti. Kırmızı turunculu bir lale. Daha önce hiç böyle bir şey görmediğini düşündü Ecrin. Kendi evinde eşyaların ya da duvarların üzerinde böyle resimler olmazdı. Annesi izin verse o boyardı aslında. İzin vereceğini düşünmedi ama belki eve dönünce annesine sorabilirdi.
Tam o sırada kütüphanenin kapısının yavaşça açıldığını duydu. Kapıda rengarenk çiçekli bir elbise giyinmiş, kırmızı çerçeveli gözlüklerinin arkasından ona gülümseyen gözlerle bakan bir kadın belirdi. Yaşı Ecrin'den oldukça büyük gibi duruyordu. Kahverengi saçları beyazlaşmaya başlamıştı. Kadın, Ecrin'in şaşkınlığının aksine sanki beklediği bir misafirine kavuşmuş gibi sakin ve mutlu görünüyordu. "Evimize hoş geldin," dedi sevecen bir tavırla. "Ev mi?" dedi Ecrin. "Burası bir ev mi?" "Ah, evet," diye yanıtladı kadın. "Burası evimizin kütüphanesi. İstersen evimizi de gezdirebilirim. Hem o kadar iyi bir zamanda geldin ki. Mutlaka burada biraz vakit geçirmelisin." Ecrin bu kadının sevgi dolu biri olduğunu hissetti. Teyzenin yüzü pek de tanıdık geldi ama emin de olamadı. Biraz daha burada kalıp bu kütüphanede vakit geçirmek, kitaplar hakkında konuşmak istedi. Ama ya onu bekleyenler? Ağaç kovuğunun öbür tarafındaki karlarla kaplı dünyasında babası, ablası ve kuzenleri meraklanmış olmalıydı. Yüzünden geçen endişeyi okumuş olacak ki çiçekli teyze, "Merak etme, bu evde zaman yavaşlar," dedi. "Belki de Ecrin'den çok kendine, o yüzden de seviyorum ya burayı," diyerek güldü. Ecrin'in gözlerine içini ısıtan bir şefkatle baktı yine. Kendinden emin ekledi. "Seni bekleyenlere geri döneceksin. Burada biraz daha benimle vakit geçirebilirsin. Çok mutlu olurum." Ecrin belli belirsiz başını salladı. "Birkaç dakika daha kalabilirim," diye düşündü. Gözü şömineye takıldı yine. Onu dikkatle izleyen çiçekli teyze sordu. "Beğendin mi?" "Evet," dedi Ecrin. "Çok güzel olmuş. Kim boyadı?" Çiçekli teyze kendisinin boyadığını söyleyince Ecrin çok keyiflendi. Demek çiçekli teyze ile ortak bir noktaları daha vardı. "Ben de resim yapmayı çok seviyorum," diye paylaştı. "Resim yapmayı ve bir o kadar da okumayı." "Evet," diye cevapladı çiçekli teyze. Sonra eliyle Ecrin'in tuttuğu kitabı işaret ederek, "Kitabına bakabilir miyim?" diye sordu. Ecrin güvenle uzattı kitabı. Çiçekli teyze de kitabı alıp çok rahat gözüken kadife bir tekli koltuğa oturdu. Ecrin de karşısına. Ortalarında duran sehpaya kitabı açıp yerleştirdi. Çok değerli bir şeye dokunur gibi özenle dokunuyordu kitaba. Yine Ecrin'in bakışlarından ne düşündüğünü anlamış olacak, "El yazması bir kitap bu. Çok eski, çok kıymetli," dedi. Ama asıl değeri kadınlara yazar olma şansı verilmediği bir dönemde cesur ve yürekli bir kadın tarafından kaleme alınmış olması. "İçinde ne yazdığını okuyabiliyor musunuz?" diye sordu Ecrin. "Neyi anlatıyor bu kitap?" Çiçekli teyze yine şefkatle baktı Ecrin'in yüzüne. "Güçlü olmayı," dedi. "Hem sorumluluklarını yerine getirecek kadar, hem de hayallerinin peşinden gidecek kadar güçlü olmayı anlatıyor." "Öğretmenin sana kitabın adını söylemedi, değil mi?" diye sordu sonra. Soruyordu ama sanki cevabını biliyor gibiydi. Gülümseyerek devam etti. "Bu kitabı sana vermesi tesadüf değil," dedi. Ve ekledi. "Kitabın adıyla senin adın aynı. Ecrin." Ecrin tatlı bir şaşkınlık içindeydi. Kitabının hikayesini ya da kendi adını çiçekli teyzeyle paylaştığını hatırlamıyordu. Ama bu sihirli yerde karşısındaki bu sevgi dolu, şefkat dolu kadın Ecrin'i tanıyor. Onu ve hikayesini biliyor gibiydi. "Ecrin ne demek biliyor musun?" diye sordu bu sefer de. Ama yüzünde yine aynı bilmiş ifade vardı. Cevabı bekletmeden verdi. "Hediye demektir," dedi.
yapılan iyiliktir ecrin. Sağduyuyu ve başarıyı da temsil eder. Çünkü azimle ilerlemek, hedeflerine ulaşırken bir yandan da iyiliklerle, güzelliklerle hayatı zenginleştirmek yaşamın en büyük hediyelerindendir. Ecrin kocaman gülümsedi bunu duyunca. Göğsü kapardı. Yarın okulda öğretmenine kitapla adaş olduklarını öğrendiğini söylemek için sabırsızlandı. Ama ne bu kütüphaneden ne de Çiçekli teyzeden ayrılmaya hazır değildi. Tatlı bir sohbete koyuldular. Konu konuyu açıyordu. Ecrin Çiçekli teyzeye ailesinden, kedisinden, okuduğu hikayelerden, yaptığı çizimlerden bahsetti. Çiçekli teyze de Ecrin'e odada bulunan değişik ressamlara ait tabloları, minyatür olduğunu söylediği çizimleri, eski yeni çeşit çeşit kitaplarını gösterdi. Özellikle eski ciltli kitaplar çekti Ecrin'in ilgisini. Her biri ayrı güzellikte nakış gibi işlenmiş yazılara bakmaya doyamıyor. Çiçekli teyzeden her kitapta ne yazdığına dair küçük hikayeler dinliyordu. Bu edebiyatla, sanatla dolu odanın içinde paylaştıkları sihirli zamanın keyfini sürüyorlardı. Bir süre sonra odanın dışından coşkulu sesler, kahkahalar gelmeye başladı. ''Bizimkilerin eğlencesi başlıyor olmalı.'' dedi Çiçekli teyze. ''Hadi gel, biz de yanlarına gidelim.'' Ecrin'in tedirginliğini hissedince, ''Çekinmene gerek yok. Hem hayvanları çok sevdiğini söylemiştin ya, bizimkiler de minik köpekleri Tintin'e doğum günü partisi yapıyorlar bugün. Seslere bakılırsa kutlama başlamış. Hadi gel, kaçırmayalım.'' dedi. Kütüphaneden genişçe bir salona çıktılar. Yaşları Ecrin'den küçük iki çocuk Çiçekli teyzenin etrafını sardı. ''Babaanne nerede kaldın? Hadi ama seni bekliyoruz.'' diye eteklerini çekiştirmeye başladılar. Çiçekli teyze ''Durun bakalım bir misafirimiz var.'' diyerek çocukları Ecrin'le tanıştırdı. Böylece Çiçekli teyzenin kütüphanedeyken bizimkiler diye bahsettiği kişilerin torunları olduğunu anladı Ecrin. Hep birlikte içinde yeşil bir göletin olduğu, ağaçlarla çiçeklerle bezeli bir bahçeye çıktılar. Güneş pırıl pırıl parlıyor. Mavi gökyüzünü tülden bulutlar süslüyordu. Kardan eser yoktu. Olsa olsa ılık bir sonbahar günüydü. Hayret içinde etrafına bakındı Ecrin. Bahçede büyük bir masanın etrafına toplanmış kalabalık, neşeli bir sohbete dalmıştı. Küçüklü büyüklü, farklı renklerde, birbirinden değişik kedi ve köpek de bahçede göletin etrafında geziniyordu. Ecrin'in hayvanlara baktığını gören sarı saçlı oğlan, ''İşte Tintin'in arkadaşları'' dedi. ''Doğum günü partisine katılmak için buradalar.'' Küçük kız abisinin tersine siyah saçlıydı. O da konuşmaya katılmak istemiş olacak. Ağaçlarla çevrili açık bir alana işaret etti. İşte orada kutlayacağız dedi. Küçük kızın gösterdiği alana yürüdüler. Ağaç dalları rengarenk balonlarla ve minik minik köpek resimleriyle süslenmişti. Çiçekli teyze de köfteden yapılmış bir doğum günü pastasıyla yanlarına geldi. Tüm hayvanlar etraflarını sardı. Çocuklar hoplayıp zıplayarak doğum günü şarkıları söylemeye başladılar. Ecrin de onlara eşlik ediyor, çok eğleniyordu. Birden ablasının ve kuzenlerinin seslerini duydu. Onu arıyorlardı. Eyvah dedi, beni çok merak etmiş olmalılar. Ne zamandır buradayım, dalıp gitmişim yine. E peki madem dedi Çiçekli teyze. Sesleri buraya kadar geldiğine göre gitme vakti gelmiş demektir. Ecrin bahçedekilerle vedalaştı. Burayı çok sevmişti. Bu insanlara karşı sanki onları uzun zamandır tanıyormuş gibi yakın hissediyordu.
ve içinden bir ses onlarla yeniden karşılaşacağını söylüyordu. Eve girmeden önce dönüp son bir kez çocuklara el salladı ve Çiçekli teyzeyle kütüphaneye geri döndü. Kütüphaneye vardıklarında Çiçekli teyze "Bunu da unutma" diyerek Ecrin'e sehpada bıraktığı kitabını uzattı. Ecrin bir teşekkürle kitabını alırken Çiçekli teyze Ecrin'in gözlerinin içine sevgiyle baktı. Şefkatle sarıldılar. "Hoşça kal Ecrin," dedi Çiçekli teyze. "Kendin olmaya devam et. Hayata anlam katan deneyimlerin peşinden git. Kendini ve amacını bilen kişi hiçbir zorluk karşısında pes etmez. Sadece daha da güçlenir. Hayatın en güzel hediyelerindendir bu," dedi. "Bugün seninle vakit geçirince daha da net görüyorum bunu. İyi ki geldin. İyi ki karşılaştık. Yolumuz açık olsun," diye ekledi sesi titreyerek. Ecrin, Çiçekli teyzenin hep "biz" diyerek konuştuğunun farkındaydı. İlk içeri girdiğinde "evimize hoş geldin" demişti mesela. Şimdi "yolumuz açık olsun" diyordu. Ablasının "Ecrin" diye ona seslendiğini duyunca bu düşüncelerden sıyrıldı. Şömlenin içine girdi. Dönüp sanki bir misafiri şömleden uğurlamak çok olağan bir şeymiş gibi ona el sallayan Çiçekli teyzeye son bir kez gülümsedi. Ve tam o sırada teyzenin arkasındaki kütüphanenin en üst rafında cam bir kutunun içinde elinde tuttuğu kırmızı kapaklı kitabını gördü. Elindeki kitaba baktı. Raftaki kitaba baktı. Sonra Çiçekli teyzeye baktı. Yine aynı bilmiş ifade vardı teyzenin yüzünde. Ecrin'in onu tanıdığını biliyordu. Gözleri dolu dolu ve sevgi dolu bir sesle, "Her şey iyi olacak Ecrin. Hayatımız tam da gönlümüze göre olacak," dedi. "Hayal etmekten ve hayallerimiz için çaba göstermekten vazgeçme." Ecrin bu sözleri kalbinin bir köşesine koydu. Sırtını kütüphaneye ve geleceğine dönüp ablasının sesine doğru yürümeye başladı. Çok değil, birkaç adım sonra da bu sihirli yolculuğa başladığı yere döndü ve girdiği kovuktan dışarı çıktı. Buz gibi esen rüzgar karşıladı onu. Ablasının ve kuzenlerinin sesini daha da net duyabiliyordu şimdi. Ağaç kovuğundan çıktığı gibi seslere doğru koştu. Onu ilk gören kızağı süren babası oldu. "Telaşlı telaşlı, kızım neredesin? 5 dakikadır sana sesleniyoruz. Nasıl kayboluverdin? Korkuttun bizi," dedi. 5 dakika mı diye düşündü Ecrin şaşkın şaşkın. Ona saatler geçmiş gibi geliyordu oysa. "Hadi hadi bin. Köpekler de iyi eğlendiler seni beklerken," dedi babası. Ablasının suratı asılmıştı. "Üşüdük burada," dedi. "Ama kitabını bulduğuna sevindim." Yine herkes kızaktaki yerini alınca var güçleriyle koşmaya başladı köpekler. Ecrin geçirdiği bu sihirli zamanın etkisinde karların içinden kayarak geçerken ağaçların, yolların aldığı şekillere bakıyor. Her tarafta doğanın çizdiği resimleri görüyordu. El yazması kitaplarda gördüğü ahenk şimdi her yerden ona göz kırpıyor. İçinde bir filiz gibi usul usul büyüyor. Çiçek çiçek açacağı günlere hazırlanıyordu. Bu düşüncelerle eve geldiğinde kedisi karşıladı onu kapıda. Dışarıda tatlı tatlı kar yağmaya başlamıştı. "Hadi gel kar kaplanım," dedi Ecrin. "Yağan karın tadını çıkaralım biraz.
Hem sana anlatacaklarım var. Ecrin başından geçenleri bir bir anlattı kedisine. Tüm bunları sadece sana anlatıyorum. Umarım sır tutmayı öğrenmişsindir, dedi gülerek. O sırada havada süzülen kar tanelerini patisiyle yakalamaya çalışan minik dostu sanki anlamış gibi ona bakıp miyavladı. Ecrin'in kahkahaları ve kedisinin miyavlamaları tüm bahçede yankılanıyordu. O geceden itibaren Ecrin hep kırmızı kitabını başucunda tuttu. O kitaba baktıkça hayatın ona verdiği ve vereceği hediyeleri, güzellikleri, iyilikleri düşündü. Hayaller kurdu, hedefler koydu. Ecrin büyümeye, öğrenmeye, sevmeye ve sevilmeye, iyilikler yapmaya ve hayallerinin peşinden gitmeye devam etti. Hayallerinin bir kısmını gerçekleştirdi. Gerçekleşmeyenler önünde yeni kapılar açtı. Zorluklar karşısında lazım gelen gücü kalbinde ve sevdiklerinde buldu. Yeni yeni diller öğrendi. Başka başka ülkeler gezdi. Kendisine benzeyen benzemeyen birçok insanla tanıştı. Farklı kitaplar okudu, resimler yaptı. Sonra bir gün yemyeşil bir göleti olan bahçeli bir evi olunca o evin kütüphanesini kendi zevkine göre döşedi. Kadife koltuk takımı, üstünü mor bir kedi ve kırmızı bir laleyle boyadığı şöminesi, yüzlerce, hayır binlerce kitabı ve onlarca tabloyla güzelleştirdi kütüphanesini. Öğretmeninden aldığı değerli hediyesini cam bir kutuya koydu korumak için. Kutuyu da şöminenin karşısındaki rafların en üstüne yerleştirdi. Kendi küçüklüğüyle buluşacağı o günü bekledi. Hazırsan eğer, tatlı bir uykuya dalma vakti şimdi. Ecrin'in sihirli hikayesi gibi rüyalar göreceğin bir uykuya dalma vakti. Açıksa kapa gözlerini. Gözlerini kapatmanın ne kadar keyifli, ne kadar huzurlu olduğunu hisset. Uyudukça büyüyeceksin, büyüdükçe güçleneceksin. O gücü hayallerinin peşinden gitmek, hedeflerini gerçekleştirmek için kullanacaksın. Sabırla, emek vererek, iyiliklere, güzelliklere vesile olacaksın. Hadi uyu şimdi. İzin ver. Seni büyütecek, güçlendirecek bir uyku seni sarsın, sarmalasın. Hayal dünyandan sihir, hayatından hediyeler eksik olmasın. İyi geceler, tatlı rüyalar.